Ana! Babam dövmesin abimi. Hep dövüyor. Niye dövüyor sanki? Oğlum benim. Yavrum. Yemek hazır mı kız? Hazır. Senin yerinde olsam çekmem o kadar sıkıntıyı. Çeker giderim buralarda. Küçük yolcu. Ferit, dışarısı soğuk. Hasta falan olur da. Gebersin. Niye böyle söylüyorsun Ferit? Kesme! Ne yapıyorsun sen? Öğlen de hiçbir şey yemedi. Otur yerine. Sabaha kadar hiçbir şey yemeyecek. Baba abim. Kes ulan. O senin abin filan değil. Böyle konuşma Ferit. Tamam sen onun babası değilsin. Ama ben ikisinin de anasıyım. Öksüzdür bey. Bu kadar üzerine varma ne olur. Allah razı olmaz buna. Razı olmaz. Kes dedim sana kes. Gitsin bu evden. Söyledim sana. İstemiyorum. İstemiyorum. Duman. Al oğlum. Al oğlum. Al. Al oğlum. Al oğlum. Al bakalım. Hadi. Al oğlum. Getirdim. Ana ben gideceğim. Nereye? Şehre. Öyle şey olur mu oğlum? Bir başına hiçbir yere göndermem seni. Gideceğim işte. Beni hiç istemiyor. Hep dövüyor. Onunla niye evlendin ana? Niye? Baban ölünce ne yapardım oğlum? Kimim kimsem yoktu. O istedi beni. Buraya geldik geleli hep dayak yiyoruz. Al şunu oğlum. Ben gitmek istiyorum ana. Benim yüzümden sana da eziyet ediyor. Ne olur ana, izin ver, gideyim. Olmaz oğlum. Şehirde tek başına ne yaparsın? Tanıdığımız kimse yok ki. Olsun. Çalışacağım. Çok para kazanacağım. Bak, Cevat bile tek başına gitmiş de iş bulmuş. Yok, olmaz. Göndermem seni. O zaman kaçarım ben de. Ne diyorsun sen? Hala ne inat ediyorsun? Bırak şunu, defolup gitsin. Ne yapıyorsun bey? Yapma, gözünü seveyim. Yapma. Hadi defol git. Yürü. Yapma ne olur olmaz. Sana bırak gitsin dedim. Kendini bir alt zannediyor zaten. Merak etme. İleriden az ileriden döner gelir. Bu salakta nerede o yürek? Böyle gidemez. Yanında hiçbir şey yok. O zaman yanına bir torba hazırla oğlunun. Bunu illa ben mi akıl edeceğim? Gözünü seveyim yalvarırım. Yürü. Bari yarın sabah gitsin.
Ne olur. Yürü kadın. Yarın sabahtan gönder bunu. Yavrum, Selim'im, gel vazgeç. Ben sensiz ne yaparım? Bunu al. Zorda kalırsan harcarsın. Hakkını helal et ona. Etmez miyim yavrum? Benim için dua et. Etmez miyim? Bir gün gelip seni o adamdan kurtaracağım. Abi! Abi! Annem sana emanet, tamam mı? Kimi bekliyorsun evladım? Minibüsü. Boşuna bekleme. Yol kapanmış. Arabalar çalışmıyor. İleride asfalt yol var. Oraya çık. Ama çok uzak. Allah razı olsun amca. Ben giderim. Hangi köydensin sen? Cabar köyünden. Allah Allah. Oğlum nereye gider? Ne yapar şimdi? Ne yapar şimdi? Ne yapar şimdi? Gitti mi? Gitti. Bırak dünyanın kaç bucak olduğunu anlasın. O daha çocuk. Ne çocuğu? Eşek kadar adam. Cüzdanımı gördün mü? Keşke çıkmasaydım. Keşke ayrılmasaydım.
Ana! Korkma evladım, korkma. Hadi gel içeri. Hadi gel. Gel. Ben çocukları yemem evladım. Hadi gel içeri. Gelmiyor musun evladım? Hadi gel. Gel. Acıkmışsındır. Hadi otur. Nasibin varmış demek. Otursana evladım. Nimet fazla bakmasın. Hem yer hem konuşuruz. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Biliyordum. Efendim? Nimetin asıl sahibini biliyorsun. İzin isteyerek başlıyorsun. Aferin. Bu gece vakti ormanda ne işin var senin? Söyle bakalım. Şehre gidiyorum. Yürüyerek mi? Yol kapanmış. Asfalt yola kadar çıkacaktım. Yolu kaybettim. Belki de yolu buldun. Kim bilir? Ne yapacaksın şehirde? Çalışacağım. Para kazanacağım. Sonra... Evet, sonra? Hiç. Aileni, mesela anneni mi kurtaracaksın? Bütün çocuklar bu gayeyle şehre giderler de... Hani Keloğlan misali. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... Bir varmış, bir yokmuş. Sen kimsin amca? Herhangi biri. Bazen gelirim bu ormana. Burası benim evim. Nasıl, beğendin mi? Hı hı. Bana garip Musa derler. Garip garip dolaştığımdan, konuştuğumdan, yaşadığımdan. Yarın sabah ben de şehre gideceğim. Beraber gideriz, ne dersin? Tamam. Şehirde eski caminin yakınlarında Berber Cemal arkadaşım olur. Geçen de yanına uğradığımda bir çırak aradığını söyledi. Seni ona götürürüm. Yatacak bir yerde verir sana. Geç oldu. İstersen yat. Yarın sabah erkenden yola çıkarız. Oldu mu? Oldu. Allah razı olsun amca. Ağlama. Niye ağlıyorsun? Erkek adam ağlar mı hiç? Hadi sil gözyaşlarını bakayım. Sil. Küçük yolcu. Küçük yolcu mu? Evet evladım. Nereye gideceğini bilmeden köyünden ayrılıyorsun. Sadece Allah'a tevekkül ederek şehre gidiyorsun. Karşılaşacağın şeyleri düşünmeden. Öyle değil mi? O zaman sen küçük yolcusun. Şimdi şehirde sana azık olsun diye bazı nasihatlarım olacak. İster misin? Hı hı. Hangi halde olursan ol, başkalarını da fark et evladım. Başın belaya düşerse daha beterlerini düşün. Bulunduğun hale şükret. Kimsesiz kalırsan halini doğruca kimsesizler kimsesine arz et. Eğer yapamayacağın bir iş verilirse haddini bil, çıraklık et evladım. Eğer bu nasihatlarımı dinlersen küçük yolcu, yolun sonuna varırsın. Adam olursun ve beni anlarsın. Amca? Amca? Amca neredesin? Amca? 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 Amca neredesin? Amca? 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 Amca neredesin? Amca, param, param, olamaz. Amca, param.
yapacağım şimdi? Niye kaldırdın beni? Niye? Ana! Abim o dağların ardında mı? Ne zaman gelecek? Ben çok özledim onu. Ah deli Razi. Niye gönderdin? Niye gönderdin sanki? Sen nasıl anasın? Hiçbir ana yavrusunu dipsiz kuyuya atar mı? Sen onu kuyuya attın. Kuyuya. Boğulsun diye kuyuya attın. Kuyu mu? Ne kuyusu ana? Abim kuyuya mı düştü? Abin için dua et yavrum. Çok dua et. Yok yok. Gittiğim her yeri aradım bulamadım. Nerede düşürdüm ya? Sen de mi bulamadın? Baktın mı evin her tarafına? Of. Baktım. Of of. Ulan sakın o velet aşırıp gitmesin. Yok hayır. Benim oğlum öyle şey yapmaz. Tamam tamam. Sen hep onu koru. Geberse de gittiği yerde. Allah'ım parası ne yapacağım ben? Ne tarafa? Beni de alır mısın? Param yok ama. Paran yok. Ne işin var şehirde? Hadi atla. Lan paraları. Çıksana. Gel buraya. Gel. Gel lan. Gel lan. Bana bak. Gebermek istemiyorsan üstündeki paraları bana vereceksin. Vallahi tamam yok. Mı? Vallahi hiç param yok üstümde. Bak şunun ceplerine. Torbasına da bak. Doğru söylüyor. Züğürtün teki bu da. Lan. Adam olan adamın cebinde parası olmaz mı lan? Olmaz mı he? Deli geliyor deli.
başına bir bela gelecek ya. Niye ağlıyorsun kız? Hiç. Ne yiyecek, ne iş edecek şehir yerinde? Nerede kalacak? Kimi kimsesi yok. İyi etmedin bey, iyi etmedin. Küçücük çocuk koca şehre gönderilir mi? Onun günahıyla ne yapacağız? Allah iyi demez. Allah iyi demez. İyi demez. Hadi hadi, kalk da yemek hazırla bana. Gel oğlum. Fiyat olarak? Efendim? Fiyat olarak. Sen beğen, bir şeyler yaparız. Beğen. Oh. Evet. Ne istiyorsun? Şey, ben iş arıyordum da. Sana göre iş yok. Hadi bakalım başka kapıya. Hadi dayı, hadi git şuradan. Hadi. Hadi gidiyorum. Tamam. Durma burada. Hadi git şuradan. Şehirde eski caminin yakınlarında berber Cemal arkadaşım olur. Geçen de yanına uğradığımda bir çırak aradığını söylüyordu. Seni ona götürürüm. Yatacak bir yerde verir sana. Berber Cemal. Eski cami. Allah seni seviyor. Anneni de. Allah bütün mazlumları korur. Thank you.
Abi Berber Cemal'in dükkanı nerede? Şu sokağın sonundaki dükkan. Sağ ol. Hayırlı işler amca. Eyvallah delikanlı. Tıraş mı olacaksın? Yo, ben şey için geldim amca. Buyur evladım. Şey, ben şey diyecektim. Şöyle otursun evladım. Çekin mi otur? İlla tıraş olman gerekmez. Şimdi söyle bakalım, ne diyeceksin? Ben köyden geliyordum. Ormanda bir amcanın kulübesine girdim. O da bana dedi ki... Rahat ol evladım. Ne dedi o amca? Dedi ki, siz çırak arıyormuşsunuz. Doğru söylemiş. Beni sabaha getirecekti. Ama uyandığımda gitmişti. Bütün paramı da almış. Onun aldığından emin misin? Gözlerinle gördün mü? Başka kimse yoktu. Neyse. Demek iş arıyorsun. Evet. Dürüst bir çocuğa benziyorsun. Tam aradığım çırak olabilirsin. Ayrıca dert etme o kadar. Helal para ise döner dolaşır sana gelir evladım. Değilse anlaştık. Bundan sonra çırağım olacaksın. Sana kalacak bir yer de ayarlarız. Tamam mı? Tamam. Aç ayı oynamaz derler. Senin karnın da açtır. Sana bir şeyler söyleyeyim mi? Ayran, döner. Yer misin? Ahmet! Oğlum! Bir döner, bir ayran. Afiyet olsun. Doydun mu? Sağ ol, doydum. O zaman hemen başlayalım işe. Hı? Hadi gel bakalım. Hı? İlk müşterim benim. Başla hadi bakalım. Ama ustam, ben bir şey bilmiyorum daha. Makası bile doğru düzgün tutamam. Berber herkesi tıraş eder. Ama kendisini tıraş edemez. Berberliğe, berberi tıraş ederek başlama fırsatı veriyorum sana. Daha ne istiyorsun? Hadi, çabuk ol. Tıraş edemezsen, seni çırak olarak almaktan vazgeçerim. Bu meslek cesaret ister. Kendine güven ister. Evet, bekliyorum. Ne oldu? Yapamam. İnsan bilmeyince güven de cesaret de olmuyor ustam. Bilmediğim bir işi yapamam. Nereye? Tıraş edemedim ya. Dur dur. Sen mert bir çocuksun. Haddini biliyorsun. Ben senden daha iyi bir çırağı nereden bulurum? Öğreneceksin. Bu makas senin hünerine, titizliğine boyun eğecek. Tamam mı? Selamun aleyküm. Bizden aleyküm selam. Bugün size 5 tane mektup getirdim. Ferit, sana da mektup var. Oğlundan, annesinin ismi yazıyor üzerinde. Bu kaçıncı mektup? Habire mektup geliyor. İnsan bir teşekkür eder be. Kumlarla, çamurlarla falan oynama, tamam mı oğlum? Üstünü kirletme. Tamam. Ferit, hani nerede mektup? Ne mektubu?
Komşu söyledi. Postacı sana mektup vermiş. Selin'in göndermiş. Sağır duymaz uydururmuş derler. Mektup falan yok. Atıyorlar. Hem kaç defa söyledim sana. Sil artık onu kafandan. Senin oğlun o. İkisi de oğlum. Onu çok özledim. Kaç aydır görmedim yüzünü. Tamam yine ağlama. Haber aldım. Şehirde çalışıyormuş. Arpacıların Celal görmüş şehirde. Benim anam manam yok demiş. Bir daha dönmem demiş köye. Sen onu gece gündüz sayıklıyorsun ama onun umrunda değil. Anma artık onun adını. Hayırsızın teki çıktı işte. Değil, değil. Yeter artık ağlama. Sus be kadın, sus. Aferin. Eline sağlık usta. Çok güzel oldu. Sağ ol abi. Helal olsun sana usta. Bu seferki iyi çıktı. Eli kıvrak ve titiz. Hadi hayırlı işler. Eyvallah. Hadi hadi mahcup olma. Müşteri daima haklıdır. Selim. Evladım. Seni çok sevdim ben. 5-6 aydır yanındasın. Sana kanım ısındı. Ama buraya geldin geleli yüzünü hiç gülmüyor. Hep mahzunsun. Niye gülmüyor yüzün? Bak evladım. Beni baban gibi bil. Söyle. Anlat derdini. Anam merak ediyorum ustam. Şehre geldiğimden beri hiç arayıp sormadım. Ne haldedir diye merak ediyorum. Ustam, benim elimden tuttun. İşsizken iş sahibi yaptın. Karnımı doyurdun. Senin hakkın ödenmez. Estağfurullah. Ustam, köye gidip gelsem, anamı görsem, müsaade eder misin? Bu muydu sıkıntın? Yeter be, yeter. Bıktım senin ağlamalarından, yeter. Bıktım usandım artık, bıktım. Unut artık onu, unut. Unut. Nasıl yolladım, nasıl izin verdim gitmesini. Ver şunları bana, ver şunları. Kurtulamayacak mıyım ondan? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Görürsün, yakayım da gör. Sende hiç mi merhamet yok? Ne istiyorsun oğlumdan? Öksüzümden ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum. Onun adının anılmasını bu evde istemiyorum. Her şeyini yakacağım bunun. Mektuplarını yaktım. Elbiselerini de yakacağım. Allah. Gelsin köye. Kendisini de yakarım. Allah'ım. Yeter be. Yeter. Allah'ım. Ne istiyorsun öksüzümden? Ne? Ne istiyorsun? Onu görünce, onun adından bahsedilince babasını hatırlıyorum. Sana benden önce sahip olan babasını, arkadaşımı, düşmanımı, aklımdan çıkmayan gülüşlerini, her şeye benden önce sahip oldu. Her yarışta geçerdi beni. Bisikletleri bile benden fazlaydı. Ömrüm boyunca kıskandım onu. Seni bile benden aldı. Onun meyvesini görünce dayanamıyorum. Dedim sana getirme diye. Dinlemedin. Dinlemedin. Seni kıskanıyorum. Kıskanıyorum. Bu yaştan sonra bana bunları da söylettin ya. Onun gelmesini isteme ben. Gözüm döner. Öldürürüm. Elimde değil. Elimde değil. Her şey için Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Hayırlı yolculuklar. Aa, ne oluyor sana? Temelli gitmiyorsun ki. Yine geleceksin.
Ben kalfası ne yapacağım sonra? Senin evladım. Emaneti artık verebilirim. Bu senin. Ama nereden buldunuz bunu? Bir ihtiyar geldi. Emanet olarak bıraktı. Geleceğini o söyledi. Seni bekliyordum ben. Emaneti köye dönüşünde vermemi istedi. Aramızda sırdı. Sen köye dönene kadar vermemeye söz verdim. Bir bildiği olmalı. Hı? Soru sorma evladım. Bazı şeylere ben de cevap veremem. Şimdi sen köyüne dön. Hadi otobüsü bekletme. Hakkını helal et ana. Etmez miyim yavrum, etmez miyim? Hangi halde olursan ol, başkalarını da fark et evladım. Başın belaya düşerse daha beterini düşün. Bulunduğun hale şükret. Kimsesiz kalırsan halini doğruca kimsesizler kimsesine arz et. Eğer yapamayacağın bir iş verilirse haddini bil, çıraklık et evladım. Eğer bu nasihatlarımı dinlersen küçük yolcu, yolun sonuna varırsın. Adam olursun ve beni anlarsın. Anne. Anne. Selim. Sen misin? Benim Osman teyze. Duydun da mı geldin? Kim söyledi? Neden bahsediyorsun sen teyze? Neyi duydun mu? Aa, demek haberin yok. Vah evladım. Üvey babanın başına gelenleri duymadın mı hiç? Yok, duymadım. Baban motoruyla giderken uçurumdan aşağı düştü. Bir haftadır kasabada hastanede yatıyor. Anan da orada. Raziye, sana çok kötülük ettim. Çok üzdüm. Sense bana bakıyorsun. Yemiyorsun, içmiyorsun, uyumuyorsun. Benimle ilgileniyorsun. Ben senin oğlunu barındırmadım evimde. Sen benim kocamsın. Seni çok üzdüm. Çok dövdüm. Beni niye bırakıp gitmedin? Benim gibi adama nasıl sabrettin? Ameliyat için çok para istiyorlar. Altınlarımı sattım ama yetmiyor. Tarlaları satışa çıkarsaydınız. Çıkardık ama alan yok. Eğer parayı ödeyemezsek ameliyat olamayacaksın. Raziye. Seviyorum ama ben sevmesini de bilemedim. Sense benim manyakça kıskançlığıma katlandın. Galiba gerçek sevgi de seninki.
Benimki rezillik. 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 Neyse. Olan oldu. İnşallah bir yerden para buluruz da ameliyat olur kurtulursun. Ölsem de mühim değil. Anne. Oğlum. Anam. Seni çok özledim. Oğlum benim. Anneciğim. Şükürler olsun kavuşturana. Oğlum. Oğlum. Selim'im. Hoş geldin oğlum. Hazırlanın. Birazdan ameliyatı alacağız. Ama ameliyat parası? Eksik kalan parayı oğlunuz ödedi. Ameliyatı hemen yapabiliriz. Bana giderken verdiğim parayı verdim anne. Hiç harcamadan olduğu gibi getirdim. Verdiğim para döndü dolaştı. Babamın işine yaradı. Allah'ım. Allah'ım. Siz, amca? Amca? Burada, ne işiniz var amca? Seni bekledim. Verdin mi parayı? Verdim. Olanlara aklın ermiyor değil mi? Evet. Doğru. Hayatta akıl erdirilmeyecek o kadar olaylar oluyor ki. Niye amca? Niye paramı aldın? Sonra niye aynen iade ettin? Niye ettin? Hayatta hep böyle olur zaten. Olayın hep dışını görür insanoğlu. İçine bakmaz olayların. Dışına bakarak telaşlanır, kızar, üzülür. Kendini harap eder. Her olayın bir sırrı olduğunu, her şeyde bir hayrın gizli olduğunu aklına getirmez. Oysa... Hala cevap vermedin amca. Bu olanların, yaşadıklarımın sırrı neydi? İki sebepten ötürü paranı elinden aldım evladım. İstersen başa dönelim evladım. Atla hadi atla. Diyelim ki o gün ormana girmedin. Kulübede kalmadın. Bindin minibüse, şehre gittin. Yanımda ne varsa sökül lan. Sökül lan, sökül. Ulan paraya bak paraya. Kes lan. Sus. Verin paramı. Almayın ne olur. O benim son param. Sus. Paramı verin. Sus. Param. Yürü hadi yürü. Ama sen daha beterini düşündün. Haline şükrettin. Çok acıkmıştın. Ve zor durumdaydın. Çok aç olmana rağmen başkalarını da fark ettin. Ve kimsesiz kaldığında kimsesizler kimsesine halini arz ettin. Yapamayacağın bir iş verildi sana. Haddini bildin, çıraklık ettin. Evet, bekliyorum. Ne oldu? Yapamam. İnsan bilmeyince güven de cesaret de olmuyor ustam. Bilmediğim bir işi yapamam. Netice olarak küçük yolcu, yolun sonuna geldin. Nasihatlarımı dinledin, adam oldun ve beni anladın. Ha, bu arada annen, parayı annen verdi değil mi? Evet ama sen nereden biliyorsun? Peki bu parayı nereden buldu biliyor musun? Thank you.
Yavrum, Selim'im, gel vazgeç. Ben sensiz ne yaparım? Bunu al, zorda kalırsan harcarsın. Annen o parayı babandan izinsiz cebinden aldı ve sana verdi. Küçük yolcuya. İzinsiz alınmış para yaramazdı. O parada bir yolculuk yapıp sahibine dönmeliydi. Anladın Selim. Mı? Selim! Selim! Oğlum, sen orada kimle konuşuyorsun? Şey anne. Amca vardı ya. Selim, ne amcası? Ne oldu oğlum? Hadi yürü artık, baban seni bekliyor. Gelin, hoş geldiniz. Oğlum, beni affet oğlum. Ferit, sen de beni affet. Cüzdanından o parayı almamalıydım. Ama onu düşündüm. Demek ki onu düşünürken beni de düşünmüşsün. İyi ki cüzdanımdaki parayı alıp ona vermişsin. Yoksa ben hepsini içkide, kumarda tüketirdim. Şimdi döndü dolaştı, ameliyat param oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.